uzun zaman oldu değil mi? Ne uzun zamanı, birkaç gün oldu. Viyana'dayım ve buraya fındık getirdim. Getirdiğim fındıkları teslim ettim. Oradaki arkadaşlara dedim ki tırı nereye koyabilirim? Şuraya göre çek dediler. Çektim oraya tırı. Ondan sonra birkaç gün yattım açıkçası. Bugün de dedim ki şu Viyana'yı bir kuşatayım. Bakalım ne var ne yok diye. Çıktım. Tabii etrafta Türk bulmak buralarda zor. Hani Türk mahalleleri falan vardı. Ben oraya biraz uzaktım. Dediler ki şeye git sen. Steffenplatz'a git. İşte nereden gideceğim? Buradan bin tramvaya Kagran'a git. Kagran'dan bin şeye U1'e. Tabii arada 300 metre mesafe var. Orayı bul. U1'e bin ve Steffenplatz'a git dediler. Ben de geldim. Bak şimdi. Geldim de nereye geldim bilmiyorum. Şimdi metrodan indik. Metrodan indik ve yukarı doğru çıkacağız. Bakalım ne çıkacak karşımıza bilmiyorum. Yani o kadar Steffenplatz diye bahsettiler. Neymiş bu Steffenplatz? Diyorum ki Center of the Vienna diyorum yani. Where is the center of the Vienna? How can I go to Sultanahmet diyorum yani. Buranın işte İstanbulcası o. Yani how can I go to Vienna Centrum? How can I go to Sultanahmet? Aynı yani Taksim. Ne var burada diyorum. Bak. Gördün mü olayı? Acayip. Ya daha doğrusu bunlar hep kurgu. Az önce indim trenden. Nereye giderim, nereye giderim? Bir de bak tiplere bak Allah aşkına. Nerede dur? Gösteremedim size. Böyle acayip acayip adamlar geziyor. Ya önümü de kesiyorlar. Şimdi şöyle bir yürüyelim. Burası bir meydan. Dediğim gibi bir indim trenden nereye iniyoruz ya? Bir gezilecek görülecek bir şey var mı? Bir sorayım bakayım bir göreyim dedim. Yani o gördüğümüz her zaman bu hani Viyana dediğin zaman karşımıza çıkan malzeme bu. Bu. Katedral. Dur bakayım. Şuradan alalım bir de. Vay 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 vay. Böyle yükseliyor. Dur bakayım. Çekebildik mi biz orayı? Tepeye kadar. Evet. Gördük. Şimdi sen zannediyorsun ki adamlar bak ne kadar sanatçı. Ne kadar muhteşem yapılara imza atmışlar diyorsun değil mi? Ben öyle görmüyorum olayı. Ben bu adamın yalnız olduğunu düşünüyorum. Yani kendini birine ispat etme çabası. Şimdi yapılan her iş genelde birine yapılır. Sen bakma yani ülkeler yapar, ülkelere kendini ispat eder. Kişiler yapar, kişilere kendini ispat eder. Yani işin özü... Bu adam çok karanlık bir adammış. Baksana yani neler yapmış. Çok uğraşmış yani. Bunu kimse sallamamış belli ki. Şimdi bu daha önce konuştuğumuz bir konu vardı hatırlarsın. İşte Avusturya, Avusturya diyorduk. Avusturya'da ne var kardeşim? İşte böyle acayip bir memleket. Ben çok sevemedim demiştim. O da şununla ilgili. Onu da belirteyim. Bu arada nereye gittim de bilmiyorum. Kaybolabilirim yani. Şimdi vaktiyle zamanında bu memlekette Mozart diye bir sanatçı yaşadı değil mi? Şimdi Mozart yaşarken bu adamların hiçbirinin bundan bir haberi yoktu yani. Kim lan o Mozart falan öyle bir durum vardı. Adam ne zaman ki öldü, ne zaman ünlü oldu. Şimdi bak abartmıyorum. Ha, geçen girdiğim markette yoktu yalan söylemeyeyim şimdi. Ya %90 marketlerde Mozart çikolatası var abi. Mozart aşağı Mozart takıyor. Kardeşim bu Mozart dediğiniz adam hani Osmanlı hayranı bir adam değil miydi? Yani ne bileyim Türk Marşı bestelemedi mi? 9. senfoni falan. Yani bunlar güzel. Sen bunu yaşarken kıymetini bilme. Ondan sonra ne yap? Sahip çık etinden sütünden faydalan. Sevmiyorum abi Avusturya'yı. Sevmiyorum. Şöyle bir döneceğim arkamı. Ya kadranda da ben olmazsam olmaz. Dur bakayım. Orada da bizim nasıl ki Galata Kulesi böyle aradan dereden görünüyor. Bunlarda da böyle bir malzeme var. Gidelim oraya doğru.
Geç baba sen geç. Baba dedim de ablaymış bu arada. Aracı kullanan. Yani merkezi burasıymış. Gelenler genelde şunu söylüyor. Hayal kırıklığı. Başka da bir şey yok diyorlar. Ama şu var. Bak. Şimdi hayal kırıklığı niye? Sen ne arıyorsun baba? Yani ne arıyorsun? Ne bulmaya çalışıyorsun? Ha o da var. Hani anladın sen onu. O da var. Ama paran yetmez. Bir de sanat seviyorsan, abi sanat var yani her yerde var. Burada sanattan bol bir şey yok. Opera binası var mesela, opera. Operayı kim izliyor bizde? Hiç kimse. Bak şöyle bir döneyim. Kaiser Kardem Grossen dem Ordiner falan bir şeyler yazıyor orada. Bak şurada göstereyim size. Şimdi bak bu da bir sanat yani. Adam bunu yapmış. Güzel mi? Güzel, beğenirsin, beğenmezsin. Ayrı mesele. Her taraf kilise baba. Yani. Bu şeyin etkisi ama. Yani buraya hiç Osmanlı uğramamış ya. Hani kuşatmış kuşatmış dönmüş ya. O yüzden bak her dakika çan. Her dakika çan. Dan, dun. Kafa şişiriyorlar yani. Hani saygısızlık etmek istemem. Onların sonuçta bir şeyidir, ritüelidir bu. Ama yani beni cezbetmiyor. Bu işte bu kilisenin etrafında dolaşıyor. Bu Stefan Platz bu taraf mıymış? Her sokak birbirine de benziyor. Dediğim gibi inşallah kaybolmam. Böyle bir çekiyorum ama taşları maçları görün ya. Taşlar her yerde taş. Evet. Ben gezerken siz de şöyle arka tarafı kese durun. Ne oluyor, ne bitiyor? Dikiz aynası moduna çevireyim ben sizin yönünüzü. Oradan gidelim. Mesela bir sokağa daldık, öbür taraftan çıkacağız. Şimdi ben gene meydana çıkacağım. Nedir, ne değildir bir bakacağız. Bu arada taksiler, maksiler çok şekilli. Mercedesler var, Toyotalar var. Bak. Bak, taksiye gel yani. Taksi. Taksi, 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 taksi. Bizde sarı. Bunlar da renk renk. İstedikleri gibi aracı alıp tepeye yeter ki o kokuleteyi koy. Şimdi ben buranın içerisine girsem bakalım mı oraya? Şöyle bir bakalım ya. Nereye giriyoruz bakayım? Aa kapalı galiba. Sen bu kadar bir yerleşirsin. Ama açık mı? Bakayım. Hadi ben dalarım. Benim için sorun yok. Ya. Cep telefonu yok diyor. Çekilmez diyor. O zaman biz girmeyeceğiz. Cep telefonu ama bir şey diyor herhalde yani. Çalmasın diye diyor. Bakalım. Evet, evet cep telefonu var. Adam diyor ki bak. Hadi bizde böyledir yani saygı, kutsal mabede girdin mi sessiz olursun. Bizde böyle, bu bizim alışkanlığımız. Onlar da sessiz. Ne diyorum? 1 euro veriyorsun. Hani var ya bizim cumalarda toplanılıyor işte. Baba camiye bir yardım falan. O da öyle yapıyor işte 1 euro diyor. Mumu yak diyor, 1 euroyu da at diyor. Bir de ne diyor? Bak ya boş ver onu sen şimdi de. Ne güzel ya. Vallahi ne güzel, bunlar çok tatlı. Bunlar çok güzel. Atlar da at ha.
Vallahi at. At. Nereye çıktık? Bakalım. Oo, yine bir cadde, yine bir yerler. Aa bak, burada güzel bir şey var. Onu göstereceğim size. Böyle altınlı altınlı bir şeyler var. Ya ben böyle geziyorum. Dediğim gibi daha önce yaptığımız işin biraz dışına çıkmış gibi olduk ama böyle daha iyi. Sonuçta ben geziyorum. Takipçi sayısı şu an itibariyle, yani ben bu videoyu çektiğim andan itibaren 3514 falan. Allah bereket versin. Ama izleyici sayısı düştü. Niye öyle oldu bilmiyorum. Yani takip ediyoruz baba ama sen takıl yani. Hani adam çıkmıyor abonelikten. Çıkmasın tabii ki. Güzel bir şey. Ama şey yok yani. İzlemiyor da bir taraftan. Burada bak böyle bir şey yapmış. Ne o? Deo Filio Redemptoria yazıyor. Şöyle göstereyim size. Hı-hı. Evet. Bunun tepesi altın. Yani altın görünüyor. Gene tepeye bir tane haç kondurmuşlar. Şeyi de söylemeden edemeyeceğim. Bak güzel kafeler var burada. Avusturya'nın kahvesi. Çok güzel. Gerçekten. Yani bunu söylüyorlar. Bir, kahvesi. İki, kullanmıyorum, içmiyorum, içirmiyorum, tavsiye etmiyorum, tasvip etmiyorum. Şarabı, beyaz şarap. Enfes, harikulade diyorlar. Bak şimdi hem tasvip etmiyorum hem de övüyor. Üç, şinitsel. Burada öyle. Şinitsel. Artık piliç şinitsel mi, başka şinitsel mi bilmiyorum da. Şimdi cahilce bir şey söylemiyorum inşallah. Şinitsel piliç de olur baba falan deyip de beni böyle asabımı bozmayın. Bak kaç bin kilometre gelmişim buraya kadar. Canım sıkmayın. Kendi kendine söyle, kendi kendine işte böyle. Ama güzel tarafı ne biliyor musun? Mesela her yerde turist var ya burada. Mesela burada hani Viyana'lı falan. Bizim Taksim meydanı gibi. Her yerde hani burada delisin yani. Deli modunda takılıyorsun. Falan diye sağa sola kaydır. Çek. Kimse sana ne yapıyorsun? Ne oluyor? Sen kim çekiyorsun demiyor. Herkesin elinde bir kamera var ama bu merkezlerde benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Japon çok baba. Çok. Ya bunların ülkesinde herhalde bu kadar Japon yoktur diye düşünüyorum. Çünkü ya bu Sultanahmet'e gidiyorsun Japon. Taksim Meydanı'na gidiyorsun Japon. Efendime söyleyeyim ya Kızılay Meydanı'na git Ankara'ya, orada da Japon. Yani bir Bursa'da biraz az var. Bak Viyana'ya geldik, merkeze geldik. Steffenplatz bilmem ne yolundayız. Yine Japon. Her yer Japon. Japanese, Chinese. Bunlar şey de olabilir ama. Çinliler çok ki. Çinli de olabilir bunlar. Gelip bir taraftan. Ama yazık yavrum, bunların şeyleri az. Ne onun adı? Bak. Bir tane. Yazık. Dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de kargaları çok büyük. Mesela bu bilgileri mesela televizyon programında vermezler size. Ne yapar adam, gider işte şurada yemek yiyin der, oradan parayı alır. Burada kahve için der, oradan parayı alır. Gezer. Bizim gibi böyle başıboş gezmez televizyonda yapanlar bu işi, ki yapmışlığım var. Gözlemeci teyzelerle de çalışmışlığımız var. Yani onlardan bile para alıyorduk ya. Yani çünkü adam reklamını yapıyor, reklam iyidir. Bir ara bizim şirketten de para almayı düşünüyorum yani bu işler için. Sönmez, 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 sürekli sönmez yapıyoruz. Bak sönmez sponsor oldu, geldik buraya, daha ne para istiyorsun değil mi? Sağ olsun. Ne diyordum? Ha, kargaları çok büyük. İnanılmaz büyük. Yani mesela bir sabah gördüm, korktum yani. Öyle bir bakıyor ki bir de. Hani dayı diyor yani, bir açılırsan diye uçacağım şuradan, kalkış yapacağım diye. O kadar büyük ki zor da kalkıyor. Şimdi bu enteresan kostümlü adamlar falan var. Onların da yanından geçmek istiyorum. Bu arada az önce geldiğimiz yerdeyiz. Yani şu katedralin yanındayız. Ya bir Ulu Cami değil tabii yani. Ulu Cami 22 kubbesiyle Osmanlı'nın en büyük mimarilerinden bir tanesi olan bir dev yapı. Ya onu da böyle hani anlatırım.
Bu arada Ulu Cami'nin belgeselini izlediyseniz onu da ben seslendirdim. Onu da aklınızda bulunsun, bir ara denk gelirsiniz. Bir de şey var, Hayme Ana belgeseli var. Mesela TRT 3'te sürekli geceleri yayınlanıyor. Hayme Ana belgeseli var. Orada da Sungur Tekin, yani ne o? Ertuğrul Gazi'nin o şey kardeşi. Onu şey yaptım, canlandırmıştım. Öyle Flash TV'leri, Yanık Kozaları falan saymıyorum dizileri. Çok da abartmayalım, tırcıyım ben. Kendimi ikna etmeye çalışıyorum. Bak ne güzel atlar var burada. Bak ya, işte bu. Bu arada atlar ısırır diye bir şey var. Rivayet var. Nedir? Doğru mudur? Hemen kaçayım. Ya çok güzel ya. Bak. Orada da var. Gösterelim. Ben atları seviyorum. Ya bu atların kulaklarını beyaz beyaz kapatmışlar, o hoş olmamış. Yalnız şaka bir yana, atları bırak da atların arabaları da harika değil mi sizce? Yani baya baya işin Mercedes'i yani. Bir de bu açıdan göstereyim. Bu. Yani Stefan Platz'a gelirseniz, bu arada yani ne, saçmalama, neresi orası, bize adam gibi söyle diyorsanız, buyur, dur, size gösteremedim. Buyur, bak ne yazıyor? Stefan Platz. Bana sorarsan Stefan'ın merkezi, Platz'ı yani alanı, plazası. Plaza bu arada bu manaya geliyor. Bizde biraz yanlış kullanılıyor. Biz de çekelim mi bunu? Ne güzel poz veriyorlar. İki tane kameraya birden poz vermiş olsun. Dedim ya, burada delisin yani. Herkes deli. Herkes birbiriyle bir şeyler çekinebiliyor. Her şey, herkes video çekiyor. Herkes kameralı. O yüzden şey yok. Sıkıntı yok. Ben de Stefan Platz derdim ama işte burayı tarif edenler sürekli Stefan Platz, Stefan Platz deyince ben de dilim öyle oturdu. Biz bu, bak. Şimdi Mozart dedim ya, hani adamı bir linç etmedikleri kaldı, hiç şey yapmıyorlardı. Ne onun adı, sallamıyorlardı. Sonradan etinden sütünden faydalanmaya başladılar dedim ya hani. İşte bak, katedralin girişinde de şöyle hemen göstereyim. Gördün mü? Diyor ki 3 Kasım saat 20.30'da diyor. Mozart gecesi mi varmış? Bir şey varmış. Leonardo diye bir şeydi. Burada entrance diyor. Ücretsizse gireceğim. Ücretliyse para vermem. Ayasofya'ya bile girmedim ücretli diye. Böyle yerlerin ücretli olması bence saçma. Halka mal olmuş bir yer olması lazım. Aa, ücretsiz girdik. Vallahi girdik. Mozart.
Hep Mozart. Her yer Mozart. Girdik işte. Katedralin içine de girdik. Gücecik yok yani. Hiç memnun olmuyor değil mi? Hiçbir şeyden memnun olmuyor. Ne memnun olacağım ya, Allah Allah. Onlar gelip benim mabetlerimi seviyorlar mı? Avusturya'nın neredeyse tamamı barok mimarisiyle kaplı. Yani arkamda görüyorsunuz bütün evler hep barok. Mimari böyle. Yani yalnız şehrin kuzey doğu kısmına doğru ilerlerken o katedralin olduğu yerden, onu da nereden biliyorum? Navigasyon bana güney batıya güney batıya git dedi. Ben tam aksine gittim, o yüzden kuzey doğu oluyor değil mi? Geldiğinizde böyle Anton Gaudi'den esinlenilmiş bir yapı dikkatinizi çekiyor. Çok turist çekmeyen bir bölgede bol turist gelsin diye yapılmışa benziyor. Bak arkamda görüyorsun. Acayip bir bina var. Yani detayları şöyle, bilmiyorum görebiliyor musunuz ama içeri doğru gireriz. Tuhaf, tuhaf bir yapısı var. Bu kentsel dönüşüme katkıda nasıl bulunulur acaba diye düşünülerek hazırlanmış bir proje. Friedensrich Hundertwasser. Acayip bir adı var. Zaten evin adı da Hundertwasser. Hundertwasser. Yani 100 çeşit bir şey var burada. Biraz yaklaşacağım oraya doğru. Şu tramvay yolunu geçebilirsem tabii. Evet, bir adım daha geçtik mi? Bir de şu açıdan göstereyim. Yani sokağın şeyi de böyle. Yani yerler de Arnavut kaldırımı böyle tümsekli tümsekli sanatsal bir eser yapılmış. Biraz içeri doğru girersek şöyle yukarılara doğru baktığımızda göreceksiniz. Zaten internetten de aratırsanız böyle saçma sapan bir yapı olarak karşınıza çıkacak. Burada bir havuz. Havuzun arkasında işte metalli, aynalı. Yani sanatçı burada ne anlatmak istemiş? Kafam karıştı baba. Benden bir şey istediler. Bulamadım. Ben de ortaya böyle elimde ne varsa yığdım der gibi yaklaşımda bulunmuş. Bak. Acayip yani. Şimdi aslında dediğim gibi çok mu ilgi çekici? Değil. Arkada şöyle bir hemen turistik eşya modeli. Ne diyor? Hundertwasser Village. Köy olarak değerlendirmişler burayı. Hemen şu tarafa da bakalım. Oraya da bir hemen alışveriş, hediyelik eşyacı. Böyle hemen ne yapıyor? Yine olmazsa olmaz bizim Japon kardeşlerimiz burada. Yani nerede? Burada. Değişik bir şey arıyorsan buraya gelebilirsin. Yani burası Viyana değil gibi sanki. Yani Viyana hep barok çünkü. Hani o filmlerde gördüğün şey yok mu? Ne o? Ajan filmleri. İşte onların olduğu bir şehir aslında. Ama burası öyle değil. Ya bu sokak başka. Şöyle gezdireyim sizi. Detaylara girelim. Ya burada bir otopark var. Otoparka bile böyle aslında mozaik. Burada bir hediyelik eşyacı var. Burayla ilgili efendime söyleyeyim bilgileri bulabileceğiniz kitaplar, kitapçıklar falan satılıyor. Güzel. Aa bak ne güzel. İçi de böyleymiş bak. Böyle gidiyor diyor. İnsanın başı döner ya. Yani hemen hediyelik eşyacı var. Açılır. Hemen türetilir. Burada işte tabloları var. Göstereyim. Buyurun. Tablolar. Yani takvim bile 10 euro. O yüzden çok yanaşmıyorum ben. Şöyle içeriye girelim bakalım ne varmış burada. Asıl mesele içeride galiba. Dön. Egzotik değil mi? Bir de şöyle. Burası normal gibi. Ama şu taraf güzel.
Değişik ya. Şimdi içeri girelim, bakalım içeride ne var diyemiyor. Çünkü burası apartman. Yani burada normal insanlar yaşıyor. Yani kapıyı çalıp da hani Türkiye'deki gibi ya biz merak ettik bir görebilir miyiz de diyemeyiz yani. Adam azol diye bir arada seni kovalayabilir, tuhaf tuhaf konuşabilir. Şimdi onu da şuradan göstereyim size. Stage 1. Bölüm 1 diyor. Gördüğün gibi burada yaşanıyor baba. Zilleri falan var. Burada zile basıp kaçabilirsin yani. Panini, Italissimo restoran var. Evet, duvarları gösteriyorum. Yani bugün size duvar gösteriyorum. Tır değil, duvar. Bak. Güzel. Kocaman bir göbekli taş. Ne diyeyim artık. Şeyleri hoş ama. Yani bak, dokusu güzel. Bu da öyle. Mesela. Bu ne bu? Bak. Görüyor musun? Parlak ya. Parlak. Parlak. Güzel. Bu da öyle. Parlak. Bence sanatçı burada bizim güğümlerden esinlenmiş. Buralar öyle. Yani sütunları fazlaca Alice Harikalar Diyarı gibi yapmış. Ama iyi mi olmuş? İyi olmuş. Yani hoşuma gitti benim. Değişik masallarda gibi. Az önce Hollywood filmlerinde o şey ne o? Kimdi o be? Sen söyle, biliyorsun işte onun. Adı neydi o adamın? Ha, James Bond 007'nin dolaştığı sokaklarda. Var ya, geliyor yanaya bilmem ne bir şeyler yapıyor falan. İşte Goldeneye çekildi ya. Burası mıydı orası bilmiyorum ya. İşte oralar gibi bir şey. Hani oradan bir anda seni kurtarıyor. Bambaşka bir dünya. Hani ben bekliyordum ki böyle sokaklarda müzisyenler olur. Efendime söyleyeyim, şov yapanlar olur. Olur yani. Olması lazım. Ama şeyde bile var artık. Mesela ben geçen Bursa'da metroya bindim. Geçen dedim, 1,5 ay önce. Abi 3 tane delikanlı geldi. Sağ olsunlar. Bir müzik yaptılar. Ooo, kulaklarımın pası silindi. Şimdi dedi, bana söyler misin kim o sakallı adam dedi mesela. O, severiz ya biz o şarkıyı. Onu söylediler, çok hoşuma gitti. Ben veririm, para da verdim onlara. Vallahi verdim yani. İyi de bir para verdim ha. Oo. Yani 1 lira toplasalar anca 20 kişiden toplarlar. Öyle para verdim yani. Bir de böyle şeyler var. Big Bus First diyor. Buna biniyorsun. Seni gezdiriyor yani. Bu şehri gezdiriyor. Şey var. Seaside Tram dedikleri. Yani Seaside Train ya da dedikleri. Bu arada şu zımbırtıya basmadan, nerede o? Bir şey. Dokunuyorsun buna. Gösterebildim mi bilmiyorum. Bir kutucuk bir şey var. Basıyorsun. Yeşil öyle yanıyor. Hava rüzgarlı. Hiç havamda değil. Haydi geçiyorum ya. Biz Türk'üz baba. Her yerde geçeriz. Kırmızı dinlemiyorum yani şimdi. Polis gelse elimdeki kaydı istese, baksa kırmızıda geçmişsin dese, yapacak hiçbir şeyim yok. Aynı caddeden dönmeyelim de. Bina şu işte. Güzel bina değil mi? Albertina'yı bulduk. Franz Josef. Yusuf değil mi ya, Josef dedikleri? Der Stadt Wien. Dönüyorum baba. Gördün mü? Evet. Mimar işi yani, mimar işi. Mesela soruyor hatun bana, diyor ki var mı diyor yanında diyor birileri, hani arkadaşın. Allah, rüzgara bak. Şimdi soruyor bana, diyor ki yanında diyor arkadaşın var mı diyor, hani beraber takılabileceğin, beraber diyor hani gezebileceğin falan.
Ben de diyorum ki yanımda arkadaşım olunca ben gezemiyorum. Çünkü sıkılıyorlar yani. Mesela ben gezerim böyle, akşama kadar gezerim. Hiç yorulmam, yürürüm. Elde kamera, çek, bir taraftan anlat. Yürürüm, ne anlatırım mesela? İşte gördüğümü anlatırım. Benim olayım o. Şimdi yanımda biri olsa onunla muhabbet etmem lazım, ona bir şey söylemem lazım. Siz varsınız, feedback hemen gelmediği için de konuşabiliyorum rahatlıkla. Şimdi bu zor iştir yani. Ya işte geziyor adam, anlatıyor. Hayır, işi zordur mesela. Milletin ortasındasın, deli deli konuşuyorsun kendi kendine. Bir sokak daha buldum, ilgi çekebilir. Mesela gene orada bir mabet var. Yani mabet diyoruz da kilise işte, hep kilise. İşte bir şey yok. Gördüğün gibi sokaklar öyle aman aman dolu, muhteşem değil. Ama dünyanın en büyük markaları burada. Ne diyorduk? Orta Avrupa'nın en zengin kenti. Avusturya'nın tam ortasına kalıyor burası. Ve Avusturya nüfusunun yanılmıyorsam 1/3 burada yaşıyor. Evet. 1/3 burada yaşıyor. 7 eyaletten birisi aslına bakarsan. 7'ye bölünmüş Avusturya. Burası en küçüğü. Yani en küçük eyaleti Viyana. Ama 1/3 burada yaşıyor yani Avusturya'nın için. O yüzden biraz kalabalık gibi de bizim anladığımız manada kalabalık değil. Yani biz hep İstanbul'la karşılaştırıyoruz. İstanbul ne kadar kalabalık burası. Ne şimdi boş. Bak şimdi sen İstanbul'da böyle merkezi bir yerde gel bak şimdi. Bak. Bak gördün mü? Kafe. Buyur kafe. Ne oldu? Boş. Boş. Yani İstanbul'daki şey yok. Hacim yok burada. Ben öyle görüyorum. Bu kadar turist olmasına rağmen. Güzel ama yani bazı şeyleri dokusu fena değil. Dokusu fena değil. Neyi kastettiğimi inşallah anlamışsınızdır. Bir de şey yok. Hani kaybolurum derdi yok. Sokaklar o kadar paralel, düzgün ki. Yani ben biraz sonra nereye çıkacağımı bak şimdiden daha ilk defa geçmeme rağmen şurayı çözdüm. Oradan gitmiştim, oradan girmiştim, döndüm, buradan çıkıyorum. Şuradan gidersem geldiğim yere giderim. Katedral bu tarafta diyebiliyorum yani. Niye katedrale göre hareket ediyorum? Çünkü oradan çıkmıştım metroyla. Tepede, bak arkada zaten şeyi görünüyor, ucu görünüyor. Bilmiyorum gösterebiliyor muyum? Yani orada bak işte, orada. Hemen orada, gördün mü? Evet. Katedralin bize göre minaresini her yerden görürsün. Diye öyle bir böyle gezdik, geziyoruz da. Dediğim gibi dünyanın en büyük markalarını da burada bulabilirsin. Ama işte mango gibi orta sınıfa hitap eden, işte Hugo Boss gibi mağazaları da buralarda bulabilirsin. Her telden var. Her telden var. Her yerde kampanya. İşte New Collection, Out Now, çıktı bilmem ne. Telefoncular, züccaciye. Mesela Best of Avusturya diyor. Bir züccaciye mağazası. Şimdi girsek oraya da oradan da izin almamız gerekecek. Sıkıntı. Onun için çok girmiyorum. Ne diyorduk? Konunun en başına dönersek. Burası bana sorarsan çok kendini ispat etmek için yırtınan insanlarla dolu. Doluymuş tarihi öyle. Çünkü o kadar mesela o katedralin işçiliğini görsen canlı. Şimdi kamerada ne kadar görünecek ekranda bilmiyorum da. Encik cincik yani bak sen bunu yapamazsın ben yapıyorum. Belli ki birine inat yapmış o. Ha nedir? Bu bir insandır, bu bir şehirdir, bu bir ülkedir, bir imparatorluktur. Bu birine yapılmış ama yani bu... Dur ben
içimde o kadar büyük sanatlar besliyorum ki o sanatı ortaya çıkarayım değil. Bu bir inat. Belli. Kendini gösterme çabası. İşte asıl sanat tarihinin konusu da burada başlıyor. Kime inat yaptı? Kim için yaptı? Dünya üzerinde ne derler? Bütün savaşlar kadınlar yüzünden, kadınlar için çıkmıştır derler ya. O hesap. Bu sanatsal faaliyetler de kim için, ne için, nasıl çıkmıştır? Onları da araştırmak lazım bana sorarsan. Gene geldik Swarovski'nin önüne. Sisley var burada. Bir de güzel bak. Türkiye Information diyor. Aa güzel. Türkiye şeyi var burada. Türkiye'ye gitmek isteyenler için bir merkez yapmışlar. Hoşuma gitti. Şöyle bir dönüp size göstermek istiyorum onu. Gördün mü? Tam burada. Şurası. Evet. Eğlenceli. İnsanın hoşuna gidiyor. Ah gelmişken şu Rolex'ten bir saat alayım. Öyle döneyim ya. Bunu dedi. Artık telefonu ver. Gimbal'ı ver. Mikrofonu ver. Hop. Metroya girme. Neredeyse metroya giriyorduk. Umarım çok fazla canınızı sıkmamışımdır. Bir tırcının, tır şoförünün lojistik işi yapan bir trucker'ın, driver'ın boş vaktinde yapabildiklerini paylaşmaya çalışıyorum sizinle. Hep bak Japonlar var değil mi? Hep Japon, hep Japon, her yerde Japon. Bunlar Japon mu, Çinli mi? Bak gördün mü? Okul gezisi mi ne bu bilmiyorum. Hep bunlar var etrafta. Dolayısıyla biz de deliyle deli olup gezdik. Boş vaktimizde ne yapıyoruz onu anlattık. Herkes fotoğraf çekti. Sanıyorum İtalyan birisi var orada. Bak. Her yerde, her yerde bak burada da. Herkes fotoğraf çekiyor. Yalnız şunu da belirtmek isterim ki o kadar gezdim. Video çeken tek ben varım. Herkes fotoğraf çekiyor. Ne yapacaksın? Konuşacak mı o seninle? Yeter baba. Yeter. Stephen Platz bu kadar. Yazık ya. Güvercinler çok az. Ben ona üzüldüm. Demek ki bu insanlar güvercin beslemeyi bilmiyor baba. 3-5 tane bak yerlerde 3-5 tane güvercin var. Ben biraz gezeceğim. Çok şey olursa, kayda değer bir şey görürsem onu da sizinle paylaşacağım. Şöyle çok da önlerine geçmeyeyim milletin de. Lan herkes de fotoğraf çekiyor çünkü ne yapayım? Gideyim bir yerde bir kahve içeyim, bir şey yapayım, bir 10 euro bayılayım. Herhalde bu merkezde öyledir yani biz de öyle. İstanbul'da Taksim'de bir yere girdim, öpüyorlar baba. İnşallah burada öyle değildir. Şöyle bir Stephen Platz'ın arka sokaklarına doğru gideceğim. Ondan sonra da dediğim gibi kayda değer bir şey görürsem de sizinle paylaşacağım. Yani kilise yani buralar hep kilise çünkü. Başka da bir şey yok. Şimdi oturup kahve içerken de seninle mi paylaşayım değil mi? Olmaz. Ayıp. Bana göre ayıp. Bugünlük bu kadar diyelim. Kendinize iyi bakın. Lütfen hoşça kalın derken bak bunu unutuyorum her seferinde. Unutmayın. Ya kanal şu kanala bir abone olun ya artık. Abone ol şu kanala. Beğen videoyu paylaş arkadaşlarınla. Efendim söyleyeyim yorum yap cevap veririm. Veriyorum. Tabii. Görüşürüz.